Küçük Ağa'nın Sakar Mahos'u, Çakallarla Dans'ın Berber Hüseyin'i Hakan Bilgin, Magazin 8'i evinde ağırladı. Ünlü oyuncunun hem ev hayatına tanık olduk, hem bilinmeyenleri konuştuk. Çakallarla Dans'ın Berber Hüseyin'i, oyuncu Hakan Bilgin'le evinde çok özel bir röportaj. Ben hep mahallede büyüdüm. Ayşe Hanımlar buradalar. Şimdi bizim eve geldik. Bu bebeklik ayağı mı? Evet, evet. 4 Nisan 1967 Samsun doğumlu ünlü oyuncu. Bizim işte bu yeni İstanbul'da artık mahalleler apartmanlara yığılınca apartmanlarda bir sitede toplanıyor. Biz de böyle kendi içinde, içine araç girmeyen bir sitede yaşıyoruz. Küçük ama mutlu bir dünyası var Hakan Bilgin'in. İstanbul Ataşehir'de yaşamını sürüyor eşi ve çocuğuyla. Küçük bir kafemiz var. Orada dostlarla buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tavla oynuyoruz. Hanımlarımız işte yaptıklarını getiriyorlar. Onların yemesi, içmesi keyifli. Hafta sonları böyle havuzu mavuzu falan keyifli bir, Allah bozmasın, bir keyifli bir hayatımız var ya. Yani. Hani şu küllere bile muhtaç olunan komşuluk buralarda devam ediyormuş sıkı sıkıya. Çocuklar da eski mahalle kültüründe yetişiyor burada iç içe. Seviyor musunuz Hakan bizi? Senin gururu. Evet. Senin gururu. Hakan benim. Mikrofonum şimdi şey yapma lütfen. Ben onlarla gurur duyuyorum. Çok iyi çocuklardır, çok düzgün çocuklardır hepsi. Abilik yaparlar küçüklerine. Bizde abi kardeş uyumu çok güzeldir, değil mi? Buralarda da site sakinleri zaman geçiriyormuş hep birlikte. Kimi çayını yudumluyor, kimi tavlasını oynuyor, kimi de gazete okuyor. Ayşin Hanımlar buradalar. Ayşin Hanımlar buradalar. İsmail Bey, Alper Bey, Pınar Hanım ve Mehmet Han Bey, efendim diğerli komşularımız. Şimdi sitemiz için en önemli olan ata sporumuz olan tavlaya geçiyoruz. Tavla için İsmail Bey'i seçtik. Nerede oynayalım? Aa, bir saniye. Bizim röportajımız ve ev gezmemiz güme gitmesin ama Hakan Bey. Bizde herkesin tavlası vardır kafede. Herkesin özel tavlası vardır. Bizim de gördüğünüz gibi. Evet. Oo, size özel bir tavla varsa çok iddialıyız demek ki. Neyse biraz izleyelim bu zorlu mücadeleyi. Vallahi bence sonuna kadar çekmesinler. Hakan Bilgin tavla mücadelesini kazandı. Oyun ol. Tamam. Hadi eve geçelim. Evde 4 önemli kişi varmış. Bakalım ne durumdalar göreceğiz. Evdeki, evet gördüğünüz gibi. Buyurun. Devam çocuklar, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar, misafirlerimiz. Oo, evde Derin Bilgin arkadaşlarını misafir ediyor. Evet efendim, şu anda eve girmiş durumdayız. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Size bir şeyler ikram edeyim diye aldık ama evde şu anda bir işgaliye söz konusu. 4 tane delikanlı evimizde. Derin, bir tane çocuk. Bir tane oğlum var. Dediğim gibi işte mahalle durumu, bizim çocuklar, komşularımız. Derin babası gibi bir beyefendi. Salondaki kütüphane de dikkat çekiyor. Bu kadar kütüphanesi olup da hani bunların hepsini çok okuyanlardan biri olduğumu iddia edemem. Ama bizimle alakalı olan, yani tiyatroyla alakalı olan, oyunculukla alakalı olan veya psikolojiyle alakalı olan birçok şeyi okumuşluğum vardır. Ama burada mesela babamın kütüphanesinden kalma eski kitaplar var. O da çok değerli bir arşivdir. Onları da saklıyorum. Fotoğraflar da hatıraları ölümsüzleştirmiş. Derin'in küçüklük fotoğrafı, Çiğdem'in çok yakın arkadaşları. Ondan sonracıma. Şurada da. Orada da bir sevgili bir kardeşimiz, Erkan kardeşimiz bize hediye etmişti. Bir fotoğrafımızın şeyini aldı. Yağlı boyasını yaptırdı. Sağ olsun. Herhalde bu köşenin en anlamlı hatırası bu olsa gerek. Bu bebeklik ayağı mı? Evet evet, o zamanlar sevgili bizim Dolunay Soysert, çok sevdiğimiz yakın bir dostumuzdur. O bebeklik hediyesi olarak getirmişti. İşte belli bir böyle bir maddeyi, alçı gibi bebeğin ayağını sokuyorsun. Onda kalıp kalıyor, sonra içini dolduruyorsun falan filan. Bayağı zor, meşakkatli. Aslında malzeme iki ayaklıktı ama biz malzemeyi iyi kullanamadık. Bir ayak çıkartabildik ondan. Onu da böyle hatıra olarak çıkartmıştık. Hakan Bilgin'de bir antika merakı da varmış. Fotoğraf makinem. O zaman tabii dijital bir şey yoktu. Eski negatifle kullanılan makinelerdi. O sevgili Uğur arkadaşım bana hediyesiydi. Bu Çiğdem'in bir arkadaşının hediyesi. Sevgili Serkan Çağrı'nın Klarnet Festivali'ni sunuyorum ben her sene, Ustalara Saygı Gecesi'ni. Oradan böyle bir hediye, ödül vermişlerdi. Çok mutlu olmuştum. Hı hı. Bu işte Karadenizliğim Arhavi'de festivalde bana bir kemençe hediye etmişlerdi. Çiğdem Hanım nerede? Hala öğrenemedik efendim. Bugün Çiğdem dışarıda olduğu için
Bulaşık makinesinde de bir problem olduğu için bütün bulaşıkları ben yıkadım. Onu da belirtmek isterim. Bu manada ev işlerinde bir evde yaşayan birisi olarak üstüme düşeni boçsam seve seve yaparım. Efendim, her örnek erkek böyle olmalı diye düşünüyor milyonlar. İyi bir bekarlık ev hayatım olmuştu. O zaman eve bakan, silen, süpüren, ütüsünü yapan, çok iyi ütü yaparım. Ayıptır söylemesi vallahi. Biz söylemesi ayıp Hakan Bey'in elleriyle servis ettiği limonataları içelim. Siz sıradaki haberimizi izleyin değerli izleyenlerimiz. Görüşürüz, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biricim çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ ol. O da görevdeydi, onun için karşıya geçmek zorunda oldu. O da selamlarını iletti.